Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün 24 Nisan 2021 Cumartesi. Ben Muhammed Enes. Bu akşam da Halide Abdurrahman ile birlikte 18-24 Nisan arası genel gündemi değerlendireceğiz. Halide abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk durağımız Asya, Güneydoğu Asya olacak. Bangladeş'te Hifazat-ı İslam'ın yöneticileri ve yüzlerce üyesi tutuklandı bu hafta başında. Gündeme geldi haber. Hifazat-ı İslam, Bangladeş'in en aktif İslami hareketlerinden biri. Mevcut yönetime muhalefetiyle bilinen bir yapı. Yetkililer, başta grubun ortak sekreteri Mamunul Hak olmak üzere yüzlerce Hifazat-ı İslam üyesinin tutuklandığını açıkladı. Bu grup, senin de bildiğin üzere Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti sonrası protesto gösterileri düzenlemiş ve birçok grup üyesi hayatını kaybetmişti. Durum Bangladeş'i biraz daha geldi. Bu konuda yorumların neler senin? Bu o Güneydoğu Asya'da farklı gelişmeler oldu gerçekten. Bu Bangladeş'te olsun, işte geçtiğimiz haftalarda diğer Myanmar taraflarında ve Pakistan'da da aynı şekilde farklı gelişmeler oldu. Bu Bangladeş'teki Hifazat-ı İslam'ın yöneticilerine yönelik tutuklanma, bu aslında çok şey bir haber, spesifik bir haber yani. Bunu bölgeyi takip edenler bu ayrıntılara hakim olmak isterlerse eğer haberi okuyabilirler yani. Haberin içerisinde farklı detaylar var. Ben de Bu linki yani paylaştım gruba dair. nasıl? Anlayamadım. Gruba dair bir yazı paylaşmıştık. Onun linkini Aha. chat grubunda paylaştım. Ha, oradan okuyabilirler. Yani bu bölge, Bangladeş, Pakistan, Myanmar, bu taraflar biraz daha böyle farklı gelişmelere gebe olan bir bölge aslında son dönemde. Özellikle bu Pakistan'da çok ciddi gelişmeler yaşandı. Türk medyasında pek gündem olmadı, ancak halen daha tam olarak böyle tam olarak anlaşma aslında sağlanabilmiş değil. Her an farklı gelişmeleri görmemiz mümkün bu bölge özelinde. Evet, Pakistan konusunda da zaten ilerleyen dakikalarda geçeceğiz. Ekleyeceğim bir şeyin yoksa ben diğer durağımız olan Çad'a geçeceğim. Yok, geçebiliriz. Çad'da bu hafta başında yine silahlı muhaliflerin başkente ilerlediğine dair raporlar çıktı. Bu raporlar özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çad'daki diplomatlarına ülkeyi terk etme tavsiyesinde bulunması sonrası dünyanın gündemine oturdu. Bu Çad'daki muhalifler bildiğin gibi senin de Libya'nın güneyini merkez edinmiş durumda ve Çad'ın kuzeyinde ciddi saldırılar zaman zaman gerçleştiriyorlardı. Bunların başkente ilerlediği daha sonra da püskürtürdükleri rapor edildi. Çad'da bir seçim vardı. Bu seçim nedeniyle bir gerilim olmuştu. Seçimin 12 Nisan, 11 Nisan'daki pardon seçimin sonuçları da yine 20 Nisan günü, 20 Nisan Salı günü açıklandı. Takriben 30 senedir ülkeyi yöneten İdris Deby'nin seçimleri kazandığı, ezici bir üstünlükle kazandığı haberi düşmüştü ki bir iki saat sonra İdris Deby'nin çatışmalarda öldüğü bilgisi medyaya yansıdı. Hakikaten şaşırtıcı bir gelişmeydi. Senle de olayı sıcağı sıcağı konuşmuştuk. Bu konuda senin yorumlarını ben merak ediyorum. Evet, bu Çad'ın kuzeyinde, işte o Libya'nın güneyinde olan bölgede yaşanan çatışmaların akabinde böyle bir ülke gerilimli bir hava içerisinde seçime gitti. Sonra işte İdris Deby'nin seçimi kazandığı açıklandı. Bir gün geçti geçmedi üzerinden çatışmalarda öldüğü haberi geldi. Gerçekten çok enteresandı. İlk başta kimse inanmadı AFP haberi geçene kadar. Ondan sonra ben de yakından biraz inceleme fırsatı buldum. Yani zaten Çad, eski Cumhurbaşkanı Çad'ın İdris Deby, yaklaşık 30-31 yıldır ülkeyi yöneten bir isim. Şimdi de oğlu geldi zaten. Ya zaman zaman bu bölgeye, yani Libya'nın güneyindeki ve dolayısıyla Çad'ın kuzeyindeki bölgeye gidip burada cephe hattında denetimlerde bulunuyormuş. Kendisi de asker kökenli bir isim olarak zaten böyle işte kamuflajlarıyla, asker kıyafetiyle falan bu bölgeye sık sık gittiği söyleniyor. Çünkü böyle çatışma hattında öldürülen bir devlet başkanı, ki sıcak bir hattan bahsediyoruz. İlk başta biraz kulağa garip geliyor ama İdris de bir oralara giden, cephe hattını denetleyen bir lider olarak öne çıkıyor. O yüzden halen daha, ama yani öldürülmesinin arkasında yani neyin yattığı tam olarak kesinlik kazanmış değil. Yani sadece askerin yapmış olduğu bir açıklama var. İşte kuzeydeki çatışmalarda yaralandı, aldığı yaralar neticesinde de hayatını kaybetti diye. Ancak bu askerin açıklaması,
Ya tam olarak ne olduğu kesinlik kazanmadı. Belki de yıllar yıllar devam edecek yani bu kesinlik kazanmama süreci. Bir bulurluk var yani olayın üzerinde hala bence. Bu da şey yapmış değil, henüz sona ermiş değil ve bununla birlikte işte o çatışmaların da önüne geçti bu gündem. Yani ülkedeki muhaliflerin o başkente ilerleme girişimleri vesaire bunların da önüne geçti İdris Deby'nin öldürülmesi. Öldürüldükten sonra zaten başkentte çok olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İşte tanklar yeniden sokaklarda görüldü vesaire. Olağanüstü hale benzer bazı durumlar ilan edildi. Halen daha bu gerilimli süreç ülkede devam ediyor. İşte Amerika dedi biz ülkenin tekrar yeniden böyle yumuşak bir geçiş sürecini tamamlamasını bekliyoruz falan gibisinden açıklamalar yaptı. Hala durulmuş değil ama Çat. Yani oldukça sıcak bir bölge. Gelecek dönemde burası da. Zaten Afrika'dan hep bahsediyoruz geleceğe yönelik hani küresel çatışmanın yeni durağı diye. Bu da mümkün ilerleyen günlerde Çad'la ilgili veya diğer bölge ülkeleriyle Libya ile olsun Sudan vesaire bunlarla ilgili farklı gelişmeleri duyabiliriz yani. Aynen öyle. Şu notu da eklemekte ben fayda görüyorum. Çad'ın özellikle Batı Afrika'da ve Orta'da Batılı güçlerin yerel müttefikler arasında en güçlülerinden olduğunu, özellikle kuvvetli bir ordusuyla, geniş kapasitedeki ordusuyla bu potansiyele sahip olduğunu eklemek gerek. Ve Tabii. Çad, Fransa, Mali'ye yönelik müdahaleye bulunduğu zaman sen de Tabii. hatırlarsın en aktif katılımcıydı Fransa'nın müdahalesine. Tabii yani halen şeyler Burkina'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz günler öyle bir malumatlar okumuştum da bazı sivil katliamlarına karışıklarına yönelik Çad güçlerinin Afrika'nın farklı bölgelerinde güvenlik güçleri sevkiyatı yapıyor Çad. Yani evet dediğin gibi askeri bakımdan diğer bölge ülkelerine göre iyi, düzenli diyebileceğimiz bir ordusu var yani. Aynen öyle. Afrika'daki bir diğer durağımıza geçiyoruz o zaman. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Somali. Somali'de senin de bildiğin gibi uzun süredir, yaklaşık bu yılın başından beri devam eden bir siyasi kriz var. Somali'nin mevcut devlet başkanı Muhammed Abdullah Muhammed, yani Farmajo olarak bilinen Muhammed Abdullah Muhammed, bildiğin üzere görevi bırakmamakta direniyor Şubat ayından beri. Burada bir seçim yapılması gerekirken seçimin yapılamaması ve uzlaşı görüşmeleri söz konusu. Halen bu krize aşılmış değil. Somali bu hafta ortasında şu haberle gündemi Mogadişu'nun başkenti Mogadişu'nun emniyet müdürü, polis müdürü görevden alındı. Ancak bu polis müdürü nasıl diyelim sürece biraz direndi. Kendi evinin çevresinde bariyerler kurdurdu. Kendine sadık güçlerle Mogadişu'da adeta bir savaş ağası gibi güç alanı kendine kurdu. Başka insanların da bunun gibi başka üst düzey isimlerin de Somali'nin farklı kesimlerinde, farklı bölgelerinde benzer hamlelerde bulunduğu rapor ediliyor. Somali'de seçim krizinin bir iç savaşa doğru yeniden sürüklediği bir ülkeyi konuşuluyor. Esasında Somali'de zaten devam eden bir iç savaş var. Hepimizin malumu olduğu üzere ama bu iç savaş içinde bir iç savaş gibi bir duruma sebebiyet verecek diye konuşuluyor. Bu süreç içerisinde bir diğer haber de görevi bırakmamakta direnen Fermacu'nun ABD'deki lobi faaliyetlerine 150 bin dolar harcaması. Bugün yine medyaya yansıyan haberler var. Fermacu ABD'deki bir şirkete kendisi adına ve kendisine destek verilmesi adına 150 bin dolar ödediği ifade ediliyor. Bu ABD'nin raporlarına da yansıdı, ABD Adalet Bakanlığı'nın. Senin bu konuda yorumun neler? Ya bence süreci gayet iyi özetledin. Yani Somali'deki siyasi krizin bir iç savaşa dönüşme ihtimalini ve görevi bırakmayı reddeden Farmacu'nun ABD'yi ikna çabalarında lobi faaliyetleri yürütmek için 150 bin dolar para harcadığı. Ya bunlar yani Somali'den bahsediyoruz nihayetinde ve gerek Somali gerek böyle çatışmaların olduğu ülkelere şöyle bir uzaktan baktığın zaman ilk dikkatini çeken şey bu zaten. Yani koltuklarına yapışmış yöneticileri görüyorsun. Koltuklarını terk etmek istemeyen yöneticilerini görüyorsun ve sen de söyledin ülkede gerçekten bir iç savaş zaten var. Yani ya zaten istikrarsız bir Somali'den bahsediyoruz. Yani Şabab'ın
elinde geniş kontrol alanları var. Mogadişu hükümetinden belki de daha fazla yeri kontrol ediyor Şebap bugün Somali'de. Buna rağmen ülkesindeki iktidarı, yani nasıl diyeyim, iktidarı sağlamakla uğraşmak yerine git işte tekrar koltuğunda kalmak için işte 150 bin dolar para harcamaları, yani çok çok şey geliyor bana böyle ya. Yani çatışma gündeminin dışında söylüyorum, bu tür siyasi isimlerin, liderlerin bu koltuklarında kalmak için gösterdikleri çaba böyle çok, yani ekstrem bir şey yani. Anlatabiliyor muyum ya, ülkenin Evet. içerisinde bulunduğu durum ortada. Yani 150 bin dolar para harcamış. Yani Somali bugün ayakta tutan şey dış yardımlar yani. Bugün askeriyesi önemli ölçüde, başta Türkiye olmak üzere Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkelerin yardım etmesiyle ayakta duruyor. Siyasi olarak da bir sürü destek alıyorlar etraftan. Yani buna rağmen hala birileri koltuğunda durmak için şey yapıyor yani, çalışmalarını. Çok çok enteresan gerçekten. Yani belki o 150 bin doları belki daha iyi işler için harcayabilirdi Somali'de. Tabii yani burada bunu da ben araştırdım bu haberi okuduktan sonra. Somali'de acaba kişi başına düşen milli gelir falan ne kadar? Yani 1990'dan beri buna dair net bir araştırma dahi yapılmamış. Öyle bir durumda Tabii. Somali yani. E Buna rağmen sadece 150 bin dolar yani kulağa böyle az geliyor olabilir. Biz daha fazla rakamları duymaya alıştığımız için ama yani Somali için Tabii. ve bölge ülke için çok ciddi bir miktar yani. Tabii. Aynen, 150 bin dolar Türkiye için bir rakam değil yani. Biz Türkiye'de olduğumuz için söylüyorum, hani baktığın zaman 150 bin dolar çok az bir rakam gibi geliyor. Hani en az diyorsun bunun milyon dolar olması lazım, ama öyle değil tabii ki. Bir de şey var zaten, sadece bu Somali'deki bu devlet başkanına, Farmaco'ya ait olan bir şey değil yani. Somali'de zaten bir pazar oluşmuş durumda. Yani taraflar bu tarz çatışma bölgelerinde çatışmaları sonlandırmamak için de aslında elinden geleni yaparlar. Bunu ben hep söylüyorum. Hani çünkü o çatışma sahasında artık bir rant oluşmuştur. Yani bir mevcut statükonun devam etmesi gerekir. O rantı sağlayanların, ranttan gelir elde edenlerin bu çarkı döndürebilmesi için. O yüzden de yani çok, ne bileyim, hiç iç açıcı gelişmeler değil ya. Çok da uzatmak istemiyorum yani. Maalesef öyle. O zaman bir diğer durağımız olan Cezayir'e geçiş yapalım. Afrika'daki son durağımız olacak. Cezayir'de 1992'den bu yana İslamcı partiler ilk seçim zaferine hazırlanıyor. Reuters'ın aktardığı bir haberdi bu. Cezayir'de sen de bildiğin üzere 90'larda İslami Selamet Cephesi'nin ciddi bir seçim başarısı olmuştu. Bunun ardından bir iç savaş yaşandı ve ülke yeniden mevcut seküler junta tarafından ele alındı. Fransa destekli junta tarafından. Daha sonra yakın zamandaki protestoların ardından belli bir siyasi geçiş süreci oldu Cezayir'de çok etkin olmamakla birlikte. İlk defa partilerin etkin bir şekilde katıldığı ve seçimlerde bir değişimin olabileceği bir süreç yaşanıyor. Burada İslamcı yani İslami siyasal İslami partilerin öne çıktığı konuşuluyor. Tabii burada şu notu ben eklemem gerektiğini düşünüyorum topu sana atmadan önce. Cezayir'de şu anda Hareket El Bina, Adalet ve Kalkınma Cephesi, Nahda, Tunus'taki Nahda ile karıştırmayalım bunu. Barış İçin Toplum Hareketi, Islah Hareketi gibi vesaire vesaire birçok İslamcı olarak niteleyen kendisine siyasi parti mevcut ama bunları 90'lardaki İslami Selamet Cephesi'nden biraz ayrı bir noktaya koymak lazım. İslami Selamet Cephesi biraz daha tırnak içinde yani batılı tabirle radikal görülen bir partiydi. Buradaki partiler ise mevcut partiler ise ihvan çizgisine daha yakın ve bu siyasi söylemi, demokratik söylemi daha çok benimseyen partiler. Ama buradaki partilerden özellikle Hareket El Bina seçimlerde favori olarak görülen partiler arasında. Seçimlerin ardından da yani hükümetin en azından yarısına yakın bir kısmını bu İslamcı partilerin alması bekleniyor. Bu konuda senin düşüncelerin neler? Ekleyeceğin bir şey var mı veya öyle söyleyeyim? Çok kısa bir şey ekleyeyim. Sen de zaten gayet güzel özetledin bence. Asıl burada sorulması gereken soru, bence tabii ki, işte bu İslami Selamet Cephesi'nin bahsettiğin gibi seçim zaferini ilan etmesine yakın olduğu söyleniyor. Ama şu da var, yani acaba ne kadar savunduğu idealleri ne kadar yansıtabilecek hükümete?
eğer bir zafer ilan etmesi durumunda. Aslında bunun biraz sorgulanması gerekiyor. Yani kendi ideallerini savunabilecek mi bu İslami Selamet Cephesi dediğimiz oluşum? Bir de burada hani İslamcı ifadesini de ben aslında çok şey bulmuyorum böyle. Çünkü farklı alanlarda kullanılıyor ama bu İslami Selamet Cephesi dediğimiz bunlar biraz daha böyle siyasal İslam düşüncesini benimseyen partiler olarak ön plana çıktığı için burada böyle İslamcı ifadesi kullanılıyor. Normalde Batı'nın kullandığı bir ifade yani İslamcı kelimesi yani böyle biraz daha kötülermiş gibi İslam'ı. O yüzden kullanıyorlar bu ifadeyi genelde. Yani sen güzel özetledin bence. Benim bununla ekleyeceğim bir şey yok. Bakalım neler olacak. Onunla ilgili gelişmeler olursa takip ediyoruz zaten. Evet, o zaman Avrupa'ya geçelim. Avrupa'daki tek durağımız Ukrayna. Ukrayna'da uzun süredir devam eden Rusya ile bir gerilim vardı. Bu 23 Nisan tarihinde, yani dün, Rusya bölgedeki tırnak içinde tatbikatlarını sona erdirdiğini duyurdu. Tabi bu, yani birçok insan bunu bir güç gösterisi ve Ukrayna'nın gözünü yıldırmak için bir girişim olarak nitelemişti. Artık bunda başarılı olduklarını mı düşündüler, yoksa başka bir hesapla mı bunu yaptıklarını açıkladılar bilmiyorum. Genelde kullanılan şöyle de bir tabir var. Özellikle Putin karşıtı isimler bunu kullanıyor. Geçen gördüm, çok hoşuma gitti. Kremlin yalanlayana kadar Rusya'nın hiçbir şeyine inanma diye. Genelde yani yaptıkları açıklamalarda bir şeyi yalanladıktan sonra o yalanladıkları şeyin doğru olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden bu süreçte de biraz beklemek Evet. lazım. Bizim bir haberimiz vardı. Ben onu aktaracağım. Linkini de gruba atayım. Ukrayna'nın hava savunma sistemlerine dair. Özellikle bu çok konuşulmuştu. Senle de istişare etmiştik konuyu. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesi ne kadar diye. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ben. Bu linkten arkadaşlar okuyabilir. Ukrayna genel olarak bir Sovyet mirası devralmış durumda hava savunma sistemleri açısından. Bölgede yani Rusya'nın hava üstünlüğünü en azından belli bir miktara kadar kısıtlayabilecek bir hava savunma kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz Ukrayna'nın. Ancak bu hava savunma sistemlerini ne ölçüde kullanabilir veya Rusya'nın kara manevrasına karşı ne ölçüde direnebilir Ukrayna, bunu da sorgulamak gerekiyor. Çünkü denklemin içine de bir süredir en azından Belarus da dahil olmuş durumda. Ve yani Ukrayna'nın başkenti dahil birçok önemli merkezi Belarus'un sınır hattında yer alıyor. Rusya'nın bölgeden yapacağı bir askeri harekatta ne kadar direnebilir Ukrayna'ya da hava savunma sistemleri bu harekatta ne kadar gündeme gelebilir? Bu da ayrı bir konu. Bu konuda senin ekleyeceğin bir mesele var mı? Varsa nedir? Ukrayna konusunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Ondan önce de ben bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Evet, oraya Rusya'nın 2014'ten bu yana en büyük yığınağını yaptığından bahsetmiştik. Ancak tabii şunu da söylemiştik. Hani ben söylemiştim veya biz söylemiştik demek için söylemiyorum bunu. Ama Rusya'nın içerisinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında vesaire hani Ukrayna ile doğrudan bir çatışma haline girmesi ki burada sadece Ukrayna'dan da bahsetmiyoruz. Eğer bir sıcak çatışma yaşanması durumunda birçok Batı ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeler olmak üzere Ukrayna'nın arkasında olduğunu da biliyoruz. O yüzden çatışma farklı yönlere evrilebilirdi. Özellikle Rusya'ya bir gaz blokajı uygulama yönüne de evrilebilirdi bu çatışma dinamikleri bölgede. Ancak ben de geçen hafta da söylemiştim. Yani ben bunun bir çatışmaya evrilmeyeceğini düşünüyorum. Ancak bu olmayacağı anlamına da gelmiyor diye not düşmüştüm. İşte son Kırım'daki bazı kuvvetlerini geri çektiği açıklandı Rusya'nın. Ukrayna sınırındaki bazı kuvvetlerini geri çektiği açıklandı. Onlar da kendi çaplarında işte tatbikatı bitirdiklerini söylüyorlar. Tabii ki burada sen şeyi söyledin. Ukrayna ile Rusya'nın çatışmaya girmesi durumunda ne olur hani? Onu biraz ifade etmeye çalıştın. Evet, ya şimdi tabii ki Ukrayna'nın zaten Sovyetler Birliği'nden miras kalmış bir hava savunma sisteminden bahsettik. Bu tabii Rusya ile kıyaslanamaz. Yani Ukrayna askeri sistem olarak Rusya ile karşılaştırdığımızda biraz daha gayri nizami harp şeklinin uygulandığı bir ülkeye benziyor. Yani tam olarak hani Rusya ile kıyaslanması bile pek uygun olmaz aslında. O yüzden hava savunma sistemlerinin burada Rusya'nın da savaş şeklini ele aldığımızda Suriye örneğinde gördüğümüz gibi
geçmiş dönemde Afganistan'daki örneğini Sovyetler Birliği'nin. Yani nokta bir saldırı, spesifik odaklı saldırılardan ziyade Rusya genelde şehirleri, bölgeleri yok etmeye yönelik ağır bombardımanlar gerçekleştiren bir savaş stratejisi izliyor. O yüzden Ukrayna'nın dedik hava savunma sistemlerinin de pek bir önemi yok aslına bakarsan. Zaten çok böyle bir az bir hava savunma sistemlerinden bahsediyoruz. Birkaç tane S-300, birkaç tane 9K6 330. Yani çok eski sistemler zaten bunlarda. İşe yarayıp yaramayacakları da belirsiz. O yüzden yani Rusya ile Ukrayna arasında bir askeri güç kıyaslaması zaten olmazdı. Ki işte güçleri oraya sevk etti Rusya. İşte Putin açıklamalar yaptı. Dışişleri, Savunma Bakanlığı açıklamalar yaptı. Ezeriz, biçeriz, şöyle yaparız. En sonunda da çekiyorlar işte güçlerini. Yani bu sıcak bir çatışmayı herhalde kaldıramazdı bölge. Özellikle Rusya. Yani Rusya şu anda Suriye'de yani Beşar Esed rejimini ayakta tutan bir numaralı güç konumunda. Dolayısıyla ekonomik olarak oraya ciddi bir para aktarımı var şu anda Rusya'nın. Yani Rusya ekonomisi zaten ortada ne oldu. Yani bu cephedeki bir savaşı kaldırabileceğini ben zaten düşünmüyordum. İlgilenen arkadaşların da Ukrayna hava savunma sistemiyle ilgili bu haberi okumalarını tavsiye ederim. Bunu çünkü biz hazırlamıştık. Ben bununla ilgili ayrıntılı güncel bilgiyi bulamamıştım Türkçe kaynaklarda. Bu 2001 yılında yayınlanan bir raporun 2021. rakamları bunlar. Evet, güncel bir rakam yani bu ozon sistemleri diyorlar. Aynen ya, bunun şey yapıldığı rapor ciddi bir kurumun raporu. O yüzden yani senin dediğin gibi Türkçe'de maalesef yoktu. Ya Türkçe sadece şunu tartışıyorlardı. Çatışma çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı? Ya yani hep bu vardı. YouTube'a bakıyordum, haber programı hep bu ya. Hep bunu soruyorlar. Çatışma ya çatışma çıksa ne olacak? Yani ne bekliyorsunuz? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslına bakarsan burada Ukrayna arkasında durmasının sebebi geçtiğimiz yayında da söylemiştim. Burada Ukrayna'yı çok sevdiği için onun yanında durmuyordu. Yani Ukrayna üzerinden biraz daha Çin'i hedef alma yönünde bazı şeyleri vardı. Ne bileyim bakalım neler olacak ilerleyen dönemde. Aynen öyle. Orta Doğu'ya uzanalım. İlk haberimiz yine Suriye'den. Geçen hafta da ironik bir haberle Suriye'ye değinmiştik. Bu hafta da ironik bir haberle değinelim. Esed rejiminin meclisi 26 Mayıs'ta devlet başkanlığı seçimi yapacaklarını ilan etti. Devlet başkanlığı seçimine tabii birkaç aday falan girdiği söyleniyor ama çok da açıkçası önemseyip E ben tabii tek takip başına etmedim. girmesin diye birisini bulmuştur. Yani burada Beşar Esed rejiminin 70'lerden bugüne oy oranları mevzu bahisti. Hafız Esad 1971'de 99,2, 78'de 99,9, yine öbürü iki seçimde 99,9, 1999'da %100 gibi. Yani Çok iyi. ilginç aslında. Yani diyoruz biz gülmemek lazım diye yayınlarda falan, ama yani şu rakam da hemen izah edilecek gibi değil. Hani klişeleşmiş bir laf var. İzahı olmayan şeyin mizahı olur diye. Buna bilmiyorum, gülme şey yapabilir. Tabii bir şey biraz daha seçim oranları açısından daha farklı. Daha tırnak içinde insaflı. Son seçimlerde %92,2. Yani en azından biraz böyle %8 falan bir şans tanımış kendine oy vermeyenlere. Yani bu seçimlere dair senin ekleyeceğin bir konu var mı? Ya ben bu Suriye'de gerçekleştirecek Beşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilecek seçimleri ben ciddiye alınacak bir yön olmadığını düşünüyorum. O yüzden değerlendirmeye ihtiyaç görmüyorum yani öyle söyleyeyim. O zaman bir diğer durağımız olan Filistin. Filistin bu sıralar yeniden gündemde ve hep gündemde, ama ele alınış şekli biraz daha duygusal, tırnak içinde romantik olduğu için sahadaki realiteye dair çok fazla bir şey ben medyada maalesef göremiyorum. Evet. Kudüs ve Batı Şia'da protestolar var bir süredir. Bu Yahudilerin çektirdiği eylemlerde Araplara, Müslümanlara hakaret edildiğinin ifade edilmesi sonrası Müslüman Araplar da sokaklara dökülmüştü. Özellikle Filistin'de en gergin geçen dönem. Burada hala protestolar devam ediyor ve artarak, Gazze'yi de içine alarak devam ediyor. Bu akşam da bazı videolar gördüm işte. Yahudilere ait evlere ve Araplara ait evlere karşılıklı saldırılar olmuş. Bölgede gerilim devam ediyor. Yani Batı Şeria, bugün seninle de konuştuk. Gazze'den her ne kadar uzak gözükse de, bağımsız gözükse de, aslında Gazze'deki çatışma dinamiklerini en çok etkileyen meselelerden biri Batı Şeria'da yaşananlar. Bölgede 2014 yılındaki savaş, bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaktır.
3 tane Yahudi gencin kaçırılıp öldürülmesi, ardından Yahudi yerleşimcilerin bir Filistinli Müslümanı kaçırıp öldürülmesi. Hatta yani bu ayrıntı yazacak olanlar vardır. Bu Filistinli gence benzin içirip, mazot içirip, mazot değil pardon, benzin içirip üstüne benzin döküp yakmışlardı. Bu işte Gazze'den roketler atılmasına ve daha geniş çaplı bir savaşa yol açmıştı. Yine bugün, dün akşam pardon, protestoların, Kudüs'teki olayların ardından Gazze'deki silahlı gruplar 36 tane roket fırlattı İsrail'e. Roket saldırılarının büyük kısmını Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı Ebu Ali Mustafa Tugayları gerçekleştirdi. İsrail de karşılık olarak Hamas'a ait olduğunu belirttiği birçok merkezi vurdu Gazze'de. Bu ayrıntılara tek tek değiniyorum. Çünkü yani dinleyicilerimizin özellikle Gazze'deki çatışma dinamiklerinden biraz haberdar olabilmesini istiyorum. Çünkü ben medyada, Türk medyasında görmedim Gazze'deki çatışma dinamiğini böyle inceleyen. Şunu söyleyelim arkadaşlar. Gazze'den hangi grup atarsa atsın, yani ister daha böyle başka örgütlerle, IŞİD'le, El-Kaide ile, işte Selefi gruplarla özdeşleştirilen yapılar atmış olsun, ister sol yapılar atmış olsun, ister İran destekli yapılar atmış olsun füzeleri, İsrail'in temel olarak vurduğu grup Hamas. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları. Bazen de İran destekli Seraya Kudüs'ü vuruyorlar ama genel olarak angajmanı Hamas üzerinden uyguluyorlar. Hamas da buna karşılık genel kararın aksine kendi başına roket atan gruplara yaptırım uyguluyor. İşte üyelerini tutukluyor vesaire. Bölgede böyle bir çatışma dinamiği var. Sen neler söyleyeceksin bu konuyla Yo, ilgili? bence gayet güzel özetledin ya bölgedeki durumu. Ben de biraz bu bölgeye dair şey var ya, gerçekten Mahmut Abbas geçtiğimiz gün hani bir videosu çıkmıştı, çok meşhur, sövüyordu böyle gerçekten ciddi anlamda, eğer ona aitse video tabii ki. Yani küfür ediyordu Çin'e, Amerika'ya ve Amerika, Çin'e. Rusya, Evet. Ya bu Araplara dahi bölgenin, yani. evet yani, ya bölge o kadar bezmiş durumda ki bu durumdan. Yani düşünsene. Sen roket atıyorsun mesela Yahudi yerleşimlerine Gazze'den. İşte orada Hamas geliyor, seni tutukluyor, öbür grubu tutukluyor, İsrail geliyor, Hamas'ı vuruyor. Yani o kadar büyük bir karışıklık var ki kim kime dumduma yani. Yani böyle bu ne olacak gerçekten ben de bilmiyorum. Yani bu Yahudilerin, oradaki radikal Yahudilerin Müslümanların evlerine gerçekleştirdiği baskınlar, bundan sonra Müslümanların Yahudilerin evlerine yönelik gerçekleştirdiği baskınlar, saldırılar. Ya izliyorum görüntüleri böyle, ya bu yani bir çıkar yol bulmak çok zor, hatta imkansız gibi geliyor yani. Yani bu ya baktığın zaman işte biri tutuyor mesela Araplara ölüm sloganıyla Müslümanların evlerini basıyorlar. Zaten onlar Arap diyorlar onlara. Filistinli falan da demiyorlar buradaki radikal Yahudiler. Yani bilmiyorum ya nasıl olacak. Sen bu gayet güzel özetledin bence. Bölgeyi yakından takip ediyorsun özellikle Filistin tarafını. O yüzden Evet. ben fazla bir şey eklemeyeceğim bunun üstüne. Tamamdır, o zaman bir diğer durağımıza geçelim. İran. İran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlarından sorumlu Kudüs gücünün 2 numaralı ismi Tuğgeneral Muhammed Hüseyinzade Hicazi bu hafta başında öldü. Ölümünün kalp hastalıklarından kaynaklandığını ifade etti İran. 1956 doğumlu Hüseyinzade Hicazi. Bazı kaynaklarda Irak-İran savaşında maruz kaldığı kimyasalların ve savaş yorgunluğunun etkisiyle işte kalbinin dayanmadığını vesaire ifade ettiler. Hüseyinzade Hicazi önemli bir figürdü aslında. Özellikle Lübnan'da Kudüs Gücü adına faaliyet gösteren en üst düzey isimdi. Yakın zamanda da geçtiğimiz yılın 2020'nin Nisan ayında da Kudüs Gücü'nün komutan yardımcılığına gelmişti. Ani bir ölüm oldu aslında, üst düzey bir isimdi ama medyada bu haberde kendisine çok fazla yer bulmadı. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Varsa nedir? Evet, bu konu var senin bahsettiğin. Bu ölüm haberinden tabii herkes şüphe duyuyor. İran kaynaklarını da böyle ufak bir yokladım. Orada da ciddi soru işaretleri var aslına bakarsan. Yani durup durduk yere ve bu rütbedeki bir insanın aniden ölüvermesi herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Yani ben mesela burada geçtiğimiz gün şey oldu. İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü Ekonomik İlişkiler Komutan Yardımcısı Rüstem Kasimi. Bu da çok enteresan bir haberdi. Ben bunu da ekleyeyim, kaynak yapayım senin haberine. Evet. Tabii onunla alakalı değil, ölüm haberiyle alakalı değil, onu kapattım ben.
Rüstem Kasemi Husilere, Tahran'ın Husilere, Yemen'deki Husilere askeri destek sağladığını açık bir şekilde söyledi. Hatta dedi İranlı askeri danışmanlar Yemen'de silah üretimine yardım ediyorlar Husilere dedi. Burada bir çatlak oluştu İran'da. Bu çok enteresandır. Yani bu arada mesela İran'daki çatlak şuydu. Hemen arkasından bu açıklamanın arkasından Rüstem Kasimi'nin İran Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Öyle dememek istemedi, şöyle dedi. Hani minimalinde böyle oluyor ya açıklamalar. İşte Rüstem Kasimi'nin böyle demek aslında böyle olmadığını, yani durumun Tahran'ın politikalarına aykırı olduğunu, Yemen'e yapılmakta olan askeri desteğin Husiler, yani böyle bir şey olmadığını, Tahran'ın sadece Yemen'deki krizi barışçıl yollarla çözmek için tarafların çabalarını desteklediğini ifade etti. Bu yönden de İran tarafında oldukça değişik gelişmeler yaşanıyor. Tabi burada İran'ın Husilere sağladığı destekten de biraz bahsetmek gerekiyor. İran Yemen'de 2015 yılında tam olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde dahil olmasıyla birlikte tam böyle patlak veren iç savaşa Husilere destek sağlıyor İran o bölgede. Husiler de biliyorsunuz Yemen'in batısında başkent Sana'nın da dahil olduğu geniş bir bölgeyi, Yemen'in hatta tamamı diyebiliriz o bölgeyi, çünkü bütün işlek yerleri batıda, yani bütün ticaret merkezleri, tarım, bütün en güzel yerler ülkenin batısında, yani Husiler orayı kontrol altında tutuyor. Husilere de ciddi olarak siyasi ve askeri desteği İran sağlıyor o bölgede. Bu zaten bilinen bir gerçek. Husilerin ellerindeki askeri teknolojinin geliştiricisi olarak biliniyor İran aynı zamanda. Hatta Suudi Arabistan'a Husilerin o bölgeden gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve balistik füze saldırılarında işte İran'ın yardım etmesiyle, İran'ın silah teknolojisini oraya bir şekilde transfer etmesiyle gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu da Suudi Arabistan'ın son dönemlerde oldukça zorlayan konular arasında. Hatta uzmanlar artık Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan-İran savaşı olarak nitelendiriyorlar. Ancak İran burada çıkıp şey diyebiliyor, işte oraya Husilere yardım etmek bizim politikamıza aykırı, yani dışarı yardım etmek bizim politikamıza aykırı. Halbuki İran'ın Batı Sahra'dan, yani Fas'tan Pakistan'a kadar olan coğrafyada geniş bir alanda milis yapılanmaları, örgütleri, bunun içinde Filistin'deki gruplar da var, yardım ettiği, askeri ve siyasi anlamda yardım ettiği biliniyor. Yani ülke ekonomisinin, neden İran ekonomisinin bu kadar krizde olduğunu da bu bayağı güzel açıklıyor. Burada az önce de bahsettiğimiz, hani Rusya konusunda dedik ya, Rusya bir şey yalanladıysa o şey doğrudur, hani sen söylemiştin. Burada aslında İran için de böyle bir şey geçerli. Yani İran'ın bu tam olarak aslında yalan siyaseti diyorum ben buna. Rusya da bunu çok kullanıyor. Yani Rusya'nın açıklamaları kesinlikle güvenilir kabul edilmiyor, yani öyle söyleyeyim. İran'ınki de hakeza. Yani ben şu ana kadar tabii bölgeyi takip eden birisi olarak, yani ben ne Rusya'nın ne de İran'ın doğru bir açıklama, gerçekten böyle hani ben de tarafsız yaklaşayım, yani doğru bir açıklama yaptıklarını görmedim. Yani ki Rusya bu konuda çok daha büyük pot kırmıştır. Potlar kırmıştır, yani öyle söyleyeyim. Onların biraz daha şeyi dezenformasyondan ziyade böyle sanırım yani kavramı yanlış kullanmak da istemiyorum ama hiperenformasyon dedikleri bir kavram var. Yani kamuoyuna sürekli farklı bilgiler sürüp artık insanların gerçeği hiçbir şekilde bilemeyeceği duruma gelmesi ve herhangi bir şeye inanmak için yani ilkel bir şekilde herhangi bir tarafa kendini atması. Yani Rusya'nın mesela Suriye'de yaptığı dezenformasyonlar biliyorsun işte kimyasal saldırıları muhaliflerin yaptığı Aynen, yani onlar şeklinde filan. yani çok standart haberlerdir yani Rusya'nın. Ya ama ya kendisi bile artık, ben buna dezenformasyon falan da demiyorum artık, bunlar tam yalan boyutuna gelmiş durumda. Yani çünkü ya düşünebiliyor musun, kendi yayınladığı hani bir ara Paşinyan şeydeki Dağlı Karabağ'daki çatışmalarda bu İskender balistik füzelerinin çalışmadığını iddia etmişti. Sonra Rusya'da arkasından şey yayınladı, bir video klip hazırlamış. Suriye'de kullandığı İskender balistik füzelerinin işte fırlatılış ve hedeflere isabet ettiği şeyler, videolar. Bu videoların içinden şey çıkmıştı ortaya, hatırlarsan, bir Evet. hastanenin
Halep'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Aziz, evet, yani vurulan hastanenin görüntülerini bile adamlar, ya yani onun bile farkında değiller, propaganda amaçlı kullanmışlar. Yani sorsan o hastaneyi vurmadıklarını iddia etmişlerdi zaten. Keza şey de olmuştu hatırlıyorsan, bilgisayar oyununu hava saldırısı diye yürütmeye çalışmışlardı millete. Rusya yapmıştı bunu. Rusya yani o kadar çığırdan çıkmış ki, yani bunu dezenformasyon olarak adlandırmak yani bana böyle çok şey geliyor, yani Rusya'yı böyle çok iyi bir yere oturtuyormuşuz gibi geliyor yani. Yani ya çok çok enteresan şeyler oluyor Rusya'daki, gerçekten tabi olarak da söyleyemiyorum buradan. Ama yani şunu söyleyeyim ya arkadaşlar, eğer gerçekten takip ediyorsanız haberleri bölgede, hani ben demiyorum yani bu o, her, yani Rusya tamamen yalan söylüyor, hiçbir açıklaması doğru değil vesaire, böyle bir şey değil, sadece açıklamaları biraz daha eleştirel bir düşünce yapısıyla yaklaşmaları lazım insanların. Yani bugün günümüzde insanlar haberleri takip ettiğinde haberler insanlara sadece duymak istedikleri şeyleri söylüyor. Yani bu Rusya için de böyle, İran için de böyle, Türkiye için de böyle, herkes için böyle. Yani her o yüzden farklı kaynaklardan haber takibi yapıp bunları bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. O işte eleştirel düşünce yapısıyla bir süzgeçten geçirmek gerekiyor. Yani duyduğumuz her şeye "aa evet bak bu böyleymiş" diye değil de biraz daha eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Neden, niçin, ne zaman, bu gibi soruları sormak gerekiyor. Yani bunları sorduğunuz zaman aslında gerçekten diyorsunuz ki "aa ya gerçekten neler dönüyormuş." Hani bunun farkına varılabiliyor yani. Özellikle bizim zaten dünyanın bütün üç kağıdı, hani tam olarak söyleyeyim, bu bizim bölgede dönüyor yani. Bu Türkiye'nin içinde olduğu coğrafyada dönüyor gerçekten. Yani diğer yerler zaten gündemlerinden çıkarmışlar. Bugün bir İskandinav ülkesi, bir Amerika, işte bir Avrupa ülkeleri, hadi Avrupa'da yine 3-5 saldırılar oluyor falan, ama diğer Batı ülkeleri bu çatışmaları falan gündeminden çıkarmışlar. O insanların farklı bir gündemi var yani. Farklı bir şey, adam işte kibritten bot yapmaya çalışıyor. Atıyorum yani. Adam böyle artık adamın farklı bir şey var yani. Adam ne bileyim canı sıkılıyor. Sen şey yani peynirlere klasik müzik falan dinletiyorlar. Ha, aynen. Yapmış. Peynirlere daha lezzetli oluyormuş peynirler. Klasik. Adamların çünkü böyle bir gündemi yok ki. Hani İbn Haldun demiş ya, coğrafya kaderdir diye. Hani yani gerçekten adam orada tamamen bütün çatışmayı Afrika'ya, Asya'ya, işte Güney Asya'ya, Orta Doğu dedikleri bölgeye kaydırmışlar. Onlar o şekilde orada kendi gündemlerini, yani günlerini gün ediyorlar hani burada. Adamların bir gündemi yok. Yani öyle. Bu konu uzar gider. Biz diğer gündemimize geçelim. Bizde malum gündem bitmiyor onların aksine. Tabii bizde Pakistan. Şey var. Neydi ya? Neyse sen devam et. Diğer durağımız Pakistan. Pakistan'da geçen hafta değişmemiştik. Tahrikle gösterileri devam ediyordu. Ben bu ayrıntısına tekrar girmeyeceğim geçen haftada işlediğimiz için. Burada bu hafta gösterilerde bu uzlaşıya varıldı. Protestoların sona erdirilmesi karşılığında Tahrik ile Beyk'in mensuplarının terör listelerinden çıkarılması ve Fransa Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesiyle ilgili parlamentoya karar tasarısı sunulmasıyla konu tatlıya bağlandı tırnak içinde. Protestolar sona erdirildi. Ama bu nasıl diyelim, hani şimdilik protestolar sona ermiş olsa da en azından şu görülmüş oldu. Tahrik-i Lebbeyk günden güne artan bir şekilde bir oyuncu haline geliyor Pakistan'da. Belki de yakın geleceği ilgilendiren en önemli oyuncu haline geliyor. Bu konuda sen daha yakından takip ettin. Ekleyeceğin bir şeyler var mı? Varsa neler? Şeyden bahsediyorduk. Tahrik-i Lebbeyk'ten. 40 dakikaya yarışmayız. Aynen öyle, Tahrik-i Lebbeyk'ten. Ya tahriki hükümet arasında başta da bahsetmiştim, yani bir uzlaşı sağlandığından bahsediliyor ama ya bu o bölgede de yani malum coğrafya olduğu için şey olabilir, her an her şey olabilir yani. Bir anda mesela o gösteriler patlak vermişti. Gerçi çok inanılmaz bir şekilde ben o gösterilere rağmen, yani polisler rehin alındı göstericiler tarafından, üst rütbeli polisler rehin alındı, ben Türk medyasında haber görememiştim, gerçekten çok şaşırmıştım. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki, ya acaba hani biz şey yapsak mı? Yani böyle yazsak başımıza bir iş gelir mi? Hani o kadar bir sessizlik var yani memlekette medya bakımından. Ya şu anda biraz daha dinmiş durumda Pakistan'daki gösteriler. Ama Pakistan özellikle bu konularda İslami hassasiyetleri çok üst düzey olan bir ülke. Halkı daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Ve bu gösterilerin, Tahrik-i Lebbeyk'in sokağa dökülmesindeki asıl neden de zaten Fransa'daki bu karikatür kriziydi zaten, biliyorsun. Bu göstericiler, daha doğrusu Tahrik-i Lebbeyk'in lideri Fransız Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesini talep etmişti. Bu talep kabul edilmezse sokağa döküleceklerini söylemişlerdi. Nitekim öyle de oldu. Tahrik-i Lebbeyk'in zaten
lideri gözaltına alındı. Ondan sonra taraftarları da sokağa döküldü ve ciddi gösteriler oldu Pakistan'da. Yani göstericilere para dağıtan askerleri gördüm dağılmaları için. Öyle söyleyeyim sana. Ya o kadar ciddi. Şunu da ben ekleyeyim müsaadenle. Hadim Hüseyin Rizvi bu grubun kurucu lideriydi. Hı-hı. Geçtiğimiz aylarda aniden öldü. Nedeni bilinmeyen bir şekilde. Ölmeden kısa bir süre önce yaptı. Bu arada hani karışıklık olmuş. Evet. Gözaltına alınan şu anda onun oğlu, yeni lideri grubun. Bu ölen Hadim Hüseyin Rizvi'nin, yani bu Tahrik-i Lebbek'in kurucu liderinin bir açıklaması olmuştu ölmeden bir süre önce. Yani Pakistan'ın nükleeri var. Peygamberin şerefi için Fransa'ya nükleer atalım tarzı bir çıkış yapmıştı. Bayağı konuşulmuştu. Yani ilginç bir çıkıştı aslında, komik gelse de. Bunun ardından kısa bir süre sonra durup dururken öldüğü, şaibeli bir şekilde öldüğü haberleri çıktı. Bu da yani bu meselenin ilginç bir boyutu aslına bakarsın. Ya evet, yani öldü. Belki yıllar sonra bir kitapta, bir raporda, bir yerde neden öldüğünü bir haberde duyacağız. Tıpkı o İran'daki generalin ölüm haberi gibi yani. Çok şüpheli ölümler tabii. Aynen öyle. Yine Pakistan için de başka bir olay. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa bu konuya dair. Yok yok. Pakistan Taliban'ı Belucistan'ın merkezi olan Quetta şehrinde Pakistanlı yetkililerin de bulunduğu bir otele bombalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sırasında Çin'in Pakistan Büyükelçisi de otelde konaklıyordu ama o an otelde olmadığı ifade edildi. Bu saldırı 2020'de özellikle gücünü yeniden toplamaya başlayan grubun şimdiye kadar, yani bu gücünü yeniden toplama sürecinde gerçekleştirdiği en üst düzey profilli saldırı olarak kayda geçti. Senin ekleyeceklerin neler konuya dair? Evet, çok kısa ben de TTP ile ilgili, Pakistan Taliban'ı denilen yapıyla ilgili çok kısa bahsedecek olsak, senin dediğin gibi 2019'dan bu yana grup ciddi bir toparlanma süreci içerisine girmiş gibi görünüyor. Birleşmeler oldu. Daha önceden daha ayrıklardı, parça parçalardı. Şu anda tekrardan bir birleşme içerisindeler. Yeni liderlerini seçtiler vesaire. Ve şu anda da gerçekten o dönemden bu yana ilk defa bu derece bir nasıl diyeyim, çok özel bir saldırı olarak da nitelendirebiliriz bunu. Bomba yüklü araçla gerçekleştirmişler. Otelin otoparkına yakın bir yerde patlatıldığı da söyleniyor. Otoparkta patlatıldığı da söyleniyor. Net olarak biraz gizliyorlar haberleri. Ben de çok iyi malumata ulaşamadım bu konuyla ilgili. Ama spesifik bir saldırı olduğu kesin. Bu da senin söylediğin gibi Çinli bazı isimlerin orada olduğu, hükümet yetkililerin, TTP'nin açıklamasını da okumuştum. Ben hükümet yetkililerinin o oteli kullandığı, lüks bir otelden bahsediyoruz zaten. Böyle ifadeler var. Grubun saldırıları ilerleyen dönemlerde de devam edebilir. Yani geçtiğimiz yıllarda çokça isminden söz ettirmişti bu grup. Ancak şu anda farklı bir profil çizmeye çalışıyorlar sanki. Ya böyle daha nokta saldırılar gerçekleştiriyorlar falan. Biraz daha takip etmek lazım oraları. Ona biraz daha sanki Afgan Taliban'ını andırıyor son zamanlarda. Yani senin de bildiğin gibi Pakistan Taliban'ının daha kendine has bir yapısı vardı, fikri açıdan da, pratik açıdan da. Tabii ya, ama bunu son hep karıştırıyorlar aslında. Evet, biraz daha sanki Afgan Taliban'ının tecrübelerinden örnek almaya çalışıyor gibi. Mesela bir nokta, bizim eylem alanımız sadece Pakistan. Biz Pakistan dışında faaliyet göstermiyoruz minvalinde bir açıklamaları vardı. Tabii öyle, ama bir dönem gerçekleştirdikleri saldırılara çok ciddi sivil kayıpları yaşandı. Yani evet, bunlar da ortada. Hani o yüzden bir de şöyle bir şey de var. Herkes şey zannediyor. Bu isimin içerisinde Taliban geçtiği için Tahrik-i Taliban, Pakistan denilen yapıyla Afganistan'daki Taliban yapısının aynı olduğunu zannediyor. Aslında aynı değiller. Yani bu, ben o saldırıyla ilgili mesela işte otele saldırıyla ilgili Türk medyasında bir haberde adam direkt Taliban yazmış. Yani Pakistan'da otele işte Taliban saldırı gerçek. Haklı yani, çünkü o haberi yazan editör haberi yoktur yani. O Taliban, tamam Taliban demiş, yaz gitsin. Yani böyledir, ama tabii olayı biraz detaylı incelendiğinde, detaylardan hakim olan birisi, bölgeyi takip eden birisi şeyi bilir. Yani onun ayrı bir grup olduğunu. Yani aslında farklı farklı. Bununla ilgili de biz bir dosya hazırlamıştık. Yani onu da okuyabilirler TTP ile ilgili. Merak ben atayım edelim istersen. Gruba atıyorum. Bir saniye.
Evet. Ekleyeceğin bir şey yoksa diğer durağımıza geçebiliriz. Tabii, geçelim. Evet, diğer durağımız Afganistan. Tabii Afganistan'a Afganistan olmuyor, dair yapamıyoruz zaten yani Afganistan'ı. gündemdeki sıcaklığını koruyor birçok haberle. Burada ben aşağı aşama gideceğim. İlk olarak biraz daha gündemin dışında bir haberi işleyerek geçeceğim. Taliban liderine suikastı iş üstünde haberi. Afganistan'ın Nangar ilinde işi de Kabil hükümetine ve ABD'ye yönelik Taliban saldırılarında önemli rolü olan Mevlevi Nik Muhammed Rehber isimli bir Taliban komutanı, yerel komutan. 19 Nisan akşamı Peşaver, Pakistan'ın Peşaver şehrinde silahlı saldırıda öldürüldü. Cenazesinin görüntüleri sen de hatırlarsın, bayağı gündem olmuştu. Binlerce, yani yüzlerce diyelim, binlerce demeyelim, yüzlerce kişinin katıldığı bildirilmişti. İlk olarak bununla başlayalım. Senin buna dair söyleyeceklerin neler? Evet, bu haber Nik Muhammed Rehber'in, yani üst düzey bir Taliban askeri isminin, Nangarhar'daki askeri isminin, işte Pakistan'ın Peşaver kentinde uğradığı bir suikast, ateşli silah suikasti sonucu öldürülmesi haberi geçtiğimiz gün düştü. Evet, saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Ama yani şöyle söyleyeyim sana, ben her zaman Afganistan ve Pakistan bölgesi özelinde konuşmak gerekirse buradaki IŞİD yapılanmasının biraz daha farklı dinamikler barındırdığını düşünüyorum. Hep bunu ifade ediyorum zaten. Ne gibi farklı dinamikler? Yani bu bölgedeki istihbarat servislerinin ben gerçekten IŞİD'in önünü açmaya yönelik bazı hamleler yaptığını, yani ben buradan baktığımda bazı şeyler görebiliyorum, onu söyleyeyim yani. Bunu hatta bazı yazılarda da ifade etmeye çalışmıştım. Ya, çünkü çok değişik şeyler oluyor. Yani hatta o bölgedeki IŞİD yapılanmasının diğer bölgelere kıyasla çok daha farklı olduğunu söylemek mümkün. Mesela bununla ilgili şeyler olmuştu. Taliban bir yeri kuşatma altına aldığında oradaki IŞİD'lilerin Kabil yönetiminin helikopterleriyle bölgeden tahliye edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler ortaya çıkmasa ben belki inanmazdım bunlara. Bunun gibi yani oradaki IŞİD yapılanması biraz daha farklı, yani biraz daha farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Böyle de bir suikasti Peşaver'de gerçekleştirmiş olmaları, Pakistan'ın peşin nüfusuyla bilinen meşhur büyük bir kentidir Peşaver. Burada gerçekleştirilmiş olması gerçekten çok enteresan. Yani burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Pakistan, evet Pakistan, Pakistan. Ama Pakistan istihbaratı dediğimiz ISI'yı çok küçümsememek gerekiyor. Onu söyleyeyim yani, çünkü yıllardır devam eden bölgede bir savaş var ve bu savaş, ben 79'dan bu yana bu savaşta Pakistan istihbaratının ciddi tecrübe sahibi olduğunu da biliyoruz. O yüzden bölgedeki gelişmeleri biraz daha böyle farklı. Az önce dediğim gibi yine biraz da eleştirel açıdan yaklaşmak gerekiyor bu olaylara. Ama tabii sonuçta günün sonunda bir Taliban askeri ismi öldürüldü ve sorumluluğu IŞİD üstlendi. Evet, kalabalık bir cenaze töreni oldu. Bayağı ses getirdi bu cenaze töreni. Bu tarz suikastlar IŞİD'in üstlendiği sorumluluklar var. Bu Celalabad'da falan biliyorsun, kent merkezlerine gazetecileri falan öldürdüler, işte onlar üstlendi gene. Yani ama bu çok spesifikti gerçekten. Yani bu kişi, çünkü Nik Muhammed Rehber dediğimiz kişi bu Nangarhar bölgesi başta olmak üzere IŞİD'in kontrol altındaki bölgelere operasyonlar gerçekleştiren o Taliban güçlerinin başındaki bir kişi olarak tanınıyordu. Evet. O zaman diğer başlığımıza geçelim. ABD varlığı Afganistan'daki bu sıralar çok fazla konuşulan bir gündem maddesi. ABD'nin Afganistan'da ne kadar askeri var, ne kadar varlığı var sorusu da bu konuya da çok sorulan bir soru. ABD'nin resmi olarak Afganistan'da takriben 2500 askeri olduğu biliniyordu. Son çıkan bir rapor, Afganistan'ın yeniden inşası Genel Müfettişliği, ABD'nin bir kurumu, başkanı tarafından artık bilerek mi kazara mı bilmiyorum, ben bilerek ortaya attığını düşünüyorum, aktarıldı. John Sopko, bu kurumun başkanı, dedi ki ABD'nin Afganistan'da 2020'nin ilk çeyreğinde toplam personel sayısı, sözleşmeli personel sayısı 18 binden fazla.
Bu sözleşmeli personel dedikleri peki kimi kapsıyor? Paralı askerleri bir kısmı, bir kısmı ise ABD ordusunun lojistik ekipmanların bakımı ve askerlerin eğitimi gibi alanda çalışan kişileri kapsıyor. Bununla birlikte ABD'nin Afganistan'da 20 binden fazla askeri personeli olduğu ifade ediliyor. Tabii şununla birlikte değerlendirmek lazım bunu. ABD'nin Taliban'la yaptığı Doha Anlaşması'nı gereken 1 Mayıs tarihine 7 gün kalmış durumda. Yani sen daha da iyi değerlendireceksin bu konuyu ama 20 gün ayrı onların ekipmanlarının, teçhizatlarının vesaire herhalde 7 gün içerisinde Afganistan'dan çekilmesi gibi bir şey pek söz konusu değil. Bu da Taliban'ın saldırılarına yeniden başlayabileceği gibi bir sonucu doğuruyor. Bu konuda sen neler söyleyeceksin? Evet, böyle bir ihtimal var. Taliban'ın 1 Mayıs'a kadar çekilmemesi durumunda yeniden saldırıları başlatabileceği yönünde bir ihtimal var. Ancak ben tabii burada bir parantez de açmak istiyorum. Taliban'ın şu ana kadar geçtiğimiz yayında da söylemiştim bunu. Çok iyi bir ciddi bir ilerleme kaydedildi. Bu ilerlemeyi de hani boşa çıkarmamak için belki erteleyebileceğini de düşünüyorum. Çünkü Biden artık açıklamasında da gördük, 11 Eylül'den bahsediyorlar buradan çekilme sürecini. Tabii nasıl bir çekilme olacak, bu ayrı bir soru işareti. Yani acaba tam olarak çekilecek mi? Tam olarak çekildi diyelim, bölge ülkelerinde üstlenecek mi? Çünkü biliyorsun Pakistan Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı durup dururken, Amerika'nın burada üstlenmesine izin vermeyiz, istemeyiz minvalinde bir açıklama yapmıştı. Bu tabii durup dururken yapılmış bir açıklama değil aslında. Çünkü Amerika'nın bölgeden çekilirken Pakistan, Tacikistan, Özbekistan gibi ülkelerde, tabii bu kuzeydeki Tacikistan ve Özbekistan'da farklı bir durumlar var. Orada üst kurma yasakları gibi durumlar var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama yani bunları gündeme getirdiğinden bahsetmek istiyorum. Yani Afganistan'dan çıktığı zaman bu bölgelerde kalıcı üsler inşa edebilir Pakistan özellikle. Ve bu üsler üzerinden işte her ne kadar Afganistan'dan çıkmış olsa da bölgede saldırılar gerçekleştirebilir, operasyonlar gerçekleştirebilir. Bu operasyonları da çok rahat bir şekilde Kabil yönetimine bağlı ordu güçleri üzerinden perdeleyebilir. Hani bunu çünkü geçmiş dönemde örneğini gördük yani. Çok spesifik bir operasyon gerçekleştiriyor mesela Kabil hükümeti güçleri, ki bunu Amerika ile gerçekleştiriyor çünkü kendilerinin böyle bir kapasitesi olmadığını biliyoruz. Ve operasyonu Kabil yönetimi askerleri gerçekleştirdiği olarak medyada servis ediliyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi ve çekilmesi sonrasında oluşabilecek o diğer işte bahsettiğim gibi az önce askeri üs mü kuracak, ne yapacak? Yani biz burada sadece Amerika Birleşik Devletleri çekilecek diye bahsediyoruz ama bunlar çok en ince ayrıntısına kadar detaylandırılıyor. Çünkü biliyorsun Biden'a sunulan istihbarat raporunda dahi Taliban'ın 3-5 ay içerisinde çekilmeleri durumunda Amerika'nın. Taliban'ın 3-5 ay içerisinde iktidara gelmesinden bahsediliyordu Biden'a sunulan istihbarat raporunda. O yüzden yani bunlar çok daha detaylı işlenecek konular. Yani bir konu var net olan, o da Amerika Birleşik Devletleri'nden artık gerçekten Afganistan'dan çekileceği konusu. Ama tabii bu da işte dediğim gibi nasıl bir çekilme? Hani bu soru işareti var. Tabii bu konu ileride de daha fazla gündem olacak. Biz bir diğer başlığımıza geçelim. İstanbul zirvesi böyle yılan hikayesine dönmüş durumda. İstanbul'daki Afganistan zirvesi bu hafta ortasında ikinci kez ertelendi. Ertelendiği açıklandı. Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı açıklamayı. Dedi ki Katar Bakanı ile yaptığımız ardından zirve Ramazan ayı sonrasına erteleme kararı aldık şeklinde konuştu. Ramazan ayının sonrası Mayıs'ın ortasından sonra yani çatışmaların aslında başlamasının beklendiği tarihten sonrasına tekabül ediyor. Bu paralelde bir çağrı daha oldu Taliban'a 23 Nisan günü bu Cuma günü. Türkiye, Pakistan ve Kabil yönetimi tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. Taliban'a şöyle bir çağrıda bulunuldu. Uzlaşıya, müzakerelere bağlı kal. Aykırı hareket etme diye. Burada aslında yani çelişkili de bir durum oluştu. ABD'nin anlaşmaya uymamasına rağmen ben en azından girmedim. Yani herhangi bir dünya ülkesinin Katar Doha'daki anlaşmanın imzalanma törenine iştirak eden herhangi bir tarafın, herhangi bir organizasyonun ABD anlaşmaya vesaire gibi bir çağrı yaptığını görmedim. Bu aslında yani uluslararası hukukta ahde vefa denilen bir kavram var. Çünkü uluslararası hukukun yaptırımları devletlerin
egemenlikleriyle sınırlı. Çünkü devletler kendi içlerinde biraz bu mevzuları çözüyor. Burada ahde vefa denen bir kavram var ama çok da uluslararası hukukun yani işler olmadığını söylemek mümkün. Bu konuya dair senin yorumların neler? Evet, bu geçtiğimiz gün oldu bu. Türkiye, Pakistan ve Kabil yönetimi bir açıklama yayınlayarak Taliban'a anlaşmaya bağlılık çağrısı yaptı. Bu gerçekten ilginçti. Yani bundan daha ilginç aslında gerçekleşseydi İstanbul zirvesi olacaktı. Çünkü Taliban katılmayacaktı zirveye. Yani orada savaşın, Afganistan savaşının en önemli tarafının katılmadığı bir zirve olacaktı. O da olmadı zaten. Ertelendi Taliban katılmayacağı için. Yani burada evet senin de dediğin gibi yani anlaşmaya uymayan taraf, anlaşmayı ihlal eden taraf baktığın zaman dışarıdan Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen şu ana kadar her iki tarafın Taliban'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde taahhütleri yerine getirme sıralamasına baktığımızda şu anda ABD'nin bir taahhütü var, onu yerine getirmesi gerekiyor ama getirmiyor. Buna rağmen o taahhütlerine tabii onu da söyleyeyim işte 1 Mayıs'a kadar çekilme olayı açık bir şekilde söylediler artık çekilmeyeceğiz diye yani 11 Eylül dediler. Burada anlaşma ihlal edilmiş oluyor dolayısıyla çünkü böyle bir madde yok anlaşmada. O yüzden ama bu saydığımız ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne bir şey söylemek yerine daha çok Taliban'ı burada şey yaptılar. Taliban'a anlaşmaya bağlılık çağrısında bulundular. Tabii bunun önünde şu da var yani. Taliban bu zirveye katılmayacağını açıklaması da var yani. Çünkü o zirveye katılmasını istiyorlar Taliban'ın ve Türkiye'nin bu yönde aslında bu bir anlamda Taliban'a yönelik bir baskısı. Hani zirveye katılması için bir baskısı olarak da nitelendirilebilir. Yoksa burada baktığın zaman anlaşmayı ihlal eden taraf Amerika Birleşik Devletleri tarafı senin de dediğin gibi. Burada benim Bir de Türkiye'nin de nasıl bir taraf aldığını gerçekten ben çözebilmiş değilim yani şeyde görüşmelerde. Yani bugün de biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan işte şey kabul etti. Raşit Dostum'u işte ilerleyen dönemlerde farklı isimlerle de görüşecek. Ama baktığın zaman yani bilmiyorum ya çok karışık. Yani böyle kafalar karışık sanki. ya burada nasıl diyeyim biraz böyle süreç sürüncemede kalıyor gibi bir durum var. Ama nereye varacak nokta? Yani biraz böyle yine sen dediğin gibi bekleyip görmek gerekiyor. Çünkü yani şöyle de iddialar var. Ben bu konuda bazı batılı gazetecilerle de müzakere etme fırsatı buldum konuyu. Ama bunu söylediğim zaman ya bakın böyle böyle ABD uymadı dediğim zaman ya onlar da şunu söylediler yani Taliban da uyumadı dediler. İşte bu El-Kaide ile ilgili ilişkilerin kesilmesi vesaire konusu. Buna cevaben bazı Afganlar da şunu söyledi ya anlaşmada bu ilişkilerin kesileceğine dair falan bir şey yok gibi. Biraz aslında bu yani hep böyle yaptığım bir atıf var. Biraz şey olacak ama Kırmızı Pazartesi idi sanırım bir kitabın adı. Yani kitapta bir tane sandık diye bir kahraman var. Herkes onun öleceğini biliyor ama kimse bu mevzuya dair bir şey yapmıyor. Biraz bu anlaşma da bana bunu çağrıştırıyor her zaman. Yani herkes bu anlaşmanın ihlal edileceğinin farkında ama yine herkes son gününe kadar bekliyor gibi bir çağrışım yapmıştı bana. Ekleyeceğim bir şey yok. Yoksa Afganistan'da son meselesine geçelim. Yok, son söz. ABD buraya bombardıman uçakları konuşlandırdı. B-52 bombardıman uçakları çekilirken ABD askerleri çekilirken ABD askerlerini korumak üzere ve ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie de dedi ki geri çekilme sürecinde biz kendimizi Taliban'dan korumak üzere oldukça iyi hazırlandık deyip Taliban'ı biraz da tırnak içinde tehdit etti. Yani saldırırsanız karşılığını alırsınız şeklinde. Bu meseleye dair bir ikinci önemli başlık da CIA şefinin geçtiğimiz hafta Afganistan'ı ziyaret ettiğinin ortaya çıkmasıydı. Bu planlanmamış bir ziyaretti. Bu ziyarette de CIA destekli Kabil hükümeti özel güçleri gündeme geldi. Bunlar özellikle Afganistan'ın doğusundaki Kunar, Paktia, Host ve Nangarhar illerinin aynı zamanda başkent Kabil'in ve güneydeki Kandahar'ın çevresinde etkin durumdalar. Ve birçok insan hakları ihlaliyle anılıyorlar. Bu da akıllara ABD çekildikten sonra biraz kendine bağlı. Özellikle CIA
operasyonlar mı düzenleyecek gibi bir soruyu getirdi. Bu konuya dair senin yorumların neler olacak? İlk başlık neydi? B-52'lerdi değil mi? B-52'ler, evet. Ha, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, buraya Afganistan'a konuşlandırmadı ama benim bildiğim kadarıyla. Yani Tabii böyle çevre Orta Orta Doğu'yu. Doğu'ya. Geçtiğimiz Büyük ihtimalle dönemde Katar'a diye tahmin ediyorum ama evet yani o olabilir. Katar, ben onu söyleyecektim. Katar'dan kullanıyordu çünkü Afganistan'da gerçekleştirdiği bombardımanları Katar'a konuşlandırılmış B-2'lerle gerçekleştiriyordu. Musul operasyonlarını da Katar üzerinden kullandılar. O yüzden B-52'leri gerçek şey yaptı, konuşlandırdı. Biraz da gözdağı veriyor dediğin gibi ki anlaşmada şey de var zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerleri çekilme sürecinde Taliban'ın saldırı gerçekleştirmeyeceğine yönelik bir taahhütü de var. Ancak tabii ki askeri güçler, konvansiyonel ordular bunu bir söze bırakmazlar. Garantiye alırlar her zaman. O yüzden de bu şekilde B-52'lerle işte güvenlik sağlayacaklarını, tabi sadece B-52'ler de değildir yani birçok hava aracıyla güvenliğini sağlayacaklardır konvoyların, ancak bu da şöyle de bir parantez açmak lazım, şu anda zaten Amerika Birleşik Devletleri orduları, askeri güçlerini yani zırhlı araçlarını en azından Karaç üzerinden Pakistan'dan yani karayoluyla çekmeye devam ediyor bir yandan da, yani biz bunları konuşmaya devam ederken o yüzden bu normal, anlaşılabilir bir şey yani. İkincisi de CIA şefinin Afganistan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret. Bu da oldukça önemliydi. Çünkü pek bilinmeyen bir konulardan bir tanesi de Türkiye'de bilinmeyen konulardan bir tanesi Afganistan'daki CIA'in gerçekten derin varlığı. Yani çok uzun bir konu. Ama ben tabii sadece şeyden bahsedeceğim. Milis güçlerden bahsedeceğim. Afganistan'ın belli bölgelerinde, senin de saydığın belli bölgelerde CIA'in denetiminde, CIA'in kontrolünde ve onun himayesi altında yerel güçlerden oluşan, CIA'in eğitip donattığı güçlerden bahsediyorum. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hava desteği sağladığı güçler bunlar. Milis güçler var. Bunlar ülkedeki çatışma dinamiklerini diri tutmak adına özel operasyonlar gerçekleştiriyor Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında. Daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA'in. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri de aslında kendi içerisinde parçalara bölünmüş durumda. Bunlardan bir tanesi mesela Biden yönetimi varsa bir de CIA var. Hani biraz daha Türkiye'de anlaşılabilmesi için hani derin devlet denilen bir kavram var ya, biraz daha öyle yani. Amerikan çıkarlarını savunan, onlar kendi açısından öyle söylüyorlar. CIA işte. CIA'nin desteklediği bu güçler var. Bu CIA şefinin ziyaretinde bu görüşmenin ele alın, bu konunun konuşulduğu, işte bu milis güçlerin konusunun ele alındığı söyleniyor. Burada acaba tamam bir destek sağlamaya devam edecekler mi çekildikten sonra? Çünkü biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri şey dedi. Biz çekilsek de memurların maaşlarını ödemeye, askeri yardım yapmaya devam edeceğiz dedi Kabil yönetimine. Kaldı ki yapmazlarsa zaten tamam demek, bu artık çökmesi demek Kabil yönetiminin. Çünkü Eşref Gani'nin de kendi açıklaması var. Amerika Birleşik Devletleri çekildikten sonra biz 6 ay dayanamayız demişti. Evet. O yüzden burada CIA şefinin ziyareti oldukça önemli. Çünkü bu CIA'nin orada eğitip donattığı güçler ne olacak acaba? Bu güçler şu andaki gibi meşru olarak tırnak içerisinde görevine devam mı edecek? Yoksa Amerika çekildikten sonra CIA bunları el altından örgütlemeye mi devam edecek? Yani bunlar çok önemli şeyler. İşte hep diyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri çekilecek ama nasıl çekilecek? Yani bu bölgede üsler kuracak, bu grupları el altından desteklemeye devam edecek belki de. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok çok detaylı işlenmesi gereken dinamikler yani. Aynen öyle. Evet, benim bugünlük çıkardığım gündemler, ekleyeceğim bir şey yoksa. Yo, benim yok. Senin de ekleyeceğin bir şey yoksa bence bitirebiliriz. Tamamdır. Benim de ekleyeceğim bir şey yok. Arkadaşlar, hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Burada yayını sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. İyi Hoşçakalın. akşamlar herkese. İyi akşamlar. Çok sağ olun.